Herkese selamünaleyküm. Trabzon'dan ben Samet, kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Videoyu paylaşmayı da unutmayın lütfen. Arkadaşlar biliyorsunuz dün tahta yayık tereyağı yaptık ve hamladık. Şu anda telefonu bile şöyle zor tutuyorum kendime. Kollarımı kaldıramıyorum. Şu sırt bölgelerim ve kollarım bayağı bir hamladı. Ama alışacağız. Yeni tahta yayık tereyağı siparişleri geldi. Bundan sonra tahta yayığı bol bol göreceksiniz arkadaşlar. Yani benim için sorun yok. Zaten böyle kilo vermeye çalışıyorum. Aslında gerçekten dünkü videoda da söyledim. Kilo vermeye birebir bir alet. Hem de çok değerli bir ürün elde ediyorsunuz. Emeği bol olan bir ürün. Şimdi çiftliğe geldik. Abim çiftlikte. Hemen peş peşe geldik teleferikle. Üzerimizi değişeceğiz. Bugün emanetin ve 51-52 buzağın sahibi Can Bey gelecek. Onun da tahta yayık tereyağı vardı. Dün aradım onu, dedim tahta yayık tereyağların olmuştur diye. Can Bey hemen geliyorum dedi. Gelir. Sabah geleceğim dedi. 1-2 saati gelir herhalde. Şimdi üzerimi değiştireyim. Bakayım Bella doğurmuş mu, ne olmuş? Onu da kontrol edeceğiz. Ay. Üzerimi değiştim. Şimdi çiftliğe giriyoruz. İneklere bir günaydın diyelim. Bakımlarını yapalım. Temizliklerini yapalım. Evet. Kamerayı döndüreyim. Herkese günaydın. Aferin. Güzel. Karşılık. Aha. Hey Allah'ım yarabbim. Yoğun bakımda olan Feri'miz dışarı çıkmış. Orada bir şeyler yapıyor. Neyse. Ne yapacağız? İneklerimizin bakımlarını yapacağız arkadaşlar. Hizmetlerini yapacağız. Temizliklerini yapacağız. Kızlar bakın bakayım bu tarafa. Yarın da fındık kurduna veda ediyoruz arkadaşlar. Bir aksilik çıkmazsa. Bugün onun hazırlığını da yapacağız. Neyse şey yapalım. Hemen şuradan bir sılaş, malaş, şu yürüme yolunu temizleyelim. Dün akşam vermiş olduğumuz yoncaları buralara gene dökmüşler. Ama olsun, gene önlerine gidiyor. Yazık olmuyor yani. İneklerin sılaşını, samanını verdim. Fakat yemimiz yok. Yem de 10 dakikaya gelir. Aslında vardı da abimin arabasının arkasındaydı yemler. Sabah babam ben getiririm dedi. Biz erken indik. Arabadan getirecek işte, 10 dakikaya gelir, 10-15 dakikaya gelir ama ben şeylerini verdim, önden slice samanlarını karıştırdım, verdim. Şu anda sadece yemlenmeleri kaldı ineklerin. Şu anda da yiyorlar gördüğünüz gibi. Onlar yemlerini yiye dursunlar. Biz de ineklerin altını bir temizleyelim, sağıma hazır hale getirelim. Yem geldi mi de hemen hiç bekletmeden yemlerini veririz hayvanların. Evet. Babam da geldi arkadaşlar. Al size kombiye. Yem. Oğlum. Al sana üçü bir arada bir kucağa. Maşallah. Ha, benden hediye size. Bu hediye mi? Hediye. Parasını almayacak mısın? Yok. Ha, burada inekleri ama kovanı alırım. Tamam. Burada yem. Bayağı bir şey getirdin baba. Herhalde. Fındıklığı soranlar var. Oğlum ya, fındıklığa bakamadım ama bu cumartesinden sonra bakacağım ona. Mandalinalığa. Cumartesinden sonra kar geliyor. Ama olsun, iyi havalarda. Mandalinalığa temizlik yaptım ya, yapıyorum. Benim bir fındıklık değil ki. Mandalina da var. Portakalla toplanmamış, toplanacak. Bazı mandalinalar da var. Onlar toplanacak, ayıklanacak. Velhasıl işim çok. Ama Vera'yı seviyor musun, Vera'yı? Ya o, ben onu az seviyorum, o beni çok seviyor. Gelip sev beni diyor değil mi? Ha işte bak bak. İşte bu. İşte bu. Tamam. Bunu da koyayım şuraya. Hepsini koyayım mı? Kalemlerim de orada ama. Evet. Tamam. Oğlum kovayı hemen verin bana bu kovayı. Tamam. Hemen hayvanların süt yemini verelim. Arpa ve mısır unu vermiştim. Sadece süt yemi yoktu. Şimdi onu da veriyorum. Düvelere verdim, arpa verdim. Şimdi ineklerin süt yemi takviyesini yapalım mı kızım? Ha yapalım hadi. Ha. Altlarını da temizledim sayılır arkadaşlar. Böyle bir fırçayla süpürülmesi kaldı. Onu da halledeceğiz birazdan Allah'ın izniyle. İneklerin altını yıkadım. Memelerini de temizledim. Şimdi sağıma geçiyoruz. Aldığımız sütü de işte peynirliğe, tereyağı için dolaba koyacağız. Süt. Birkaç tane süt isteyen var. Onlara da vereceğiz bugün. Hemen sağıma başlıyoruz. Yazgülünü sağdım. Hemen buzağların sütünü veriyorum. Abim altlarında sermiş güzelcene buzakların. O tarafı da sermiş. Buna da kızıyorsunuz bana, boğazı betona denk geliyor diye. Ben ileri düveriyorum, o bana düveriyor. Şu anda şöyle bakın, elim titriyor. Kendi dayamaya çalışıyor ya. Bugün emanetin ve 51'in, 52'nin sahibi Can Bey çiftliğimize gelecek. 1-2 saate gelir herhalde diye tahmin ediyoruz. Altı kuru yem vereceğiz ona. Yonca vereceğiz bu yavrucuğa. Aferin. Kondisyon yüksek. Hemen fıt diye sütü alıyor. Bir de emanet gibi buzağı bulabilir miyiz Trabzon'dan diyen takipçilerimiz var. Bu tarzda buzağı bulmak Trabzon'da çok zor arkadaşlar. Trabzon Jersey inekleriyle meşhur bir il. Yani Trabzon'da şunlardan 1 milyon tane bulursunuz ama böyle arasanız ayda bilmiyorum 10 tane bulabilir misiniz? Yoktur yani. Nadir. Olan da iyi para ister. Hadi oynama, oynama oğlum yahu. Fıçık, fıçık, fıçık. Hadi. Tamam. Bakalım karnişe. Hop. Aferin sana. Al. Tamam. Sıra Daltonlarda. Bunlar da kırıyorlar. Al bakalım. Al bakalım, al bakalım. Kırıyorlar burayı bunlar. Kırıyorlar. Hemen Marin'i yediriyoruz. Şu Marin'in ağzını hemen kim? 51. 51'i de yedireceğiz. 52'yi de yedireceğiz. Bakın şeyin yarası kabuğu düşmüş. İstiklal'in bir tarafı. Şu tarafı daha düşmemiş. Yani şöyle kabuk bağlıyor ya. Bununki düşmüş. Artık benim kızım boynuzsuz. Diğer tarafı da düşer. Şu Marin'den birazcık şüpheliyim. Bakalım onunki ne olur. Hep birlikte göreceğiz zaman içerisinde. Evet, bunun da az kaldı sütü. Hadi bakalım please. İşte böyle. 52'de teşrif etti bu arada. 52 maşallah etli butlu bir buzağı arkadaşlar. Yani bundan mal olur. Sırtı falan geniş, kalçaları geniş. Güzel bir tosun olur ondan. Çiftlikteki işlerimizi bitirdik. Can Bey de az önce aradı geliyorum diye. Biz de kettle'a su koyduk. Şimdi çık etti. Kaynadı yani suyumuz. Can Bey de 5-10 dakikaya burada olur. Hem de tahta yayık tereyağısı da var. Onu da vereceğiz. Hem de buzağlarını kontrol edecek. bakacak ne var ne yok. Bu buzağları bakabiliyorlar mı diye şaka yapıyorum. Zaten her gün videolardan takip ediyor. Tereyağını almaya geliyor. Bir de şişe getiriyor bize. Süt şişesi. Sağ olsun üniversitede alıyorlarmış böyle odalara. İşte bittikçe biriktirip getiriyor. Çok olucu bir insan kendisi. Bakalım işte. Böyle bardaklar falan çıkardık. Abim gene durmuyor orada. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kum dağılmış. Yağmur yağdı ya arkadaşlar. Kum böyle yayıldı. Onu toparlıyor. Kumun da metreküp olmuş 300 lira yani. Oldu altın gibi. O yüzden korumak, kollamak lazım. Ben daha şimdicik geldim çiftlikten. Sütü bile şişelemedim. Öyle kazanı mutfağa koydum. Kazanda duruyor. Can Bey'i uğurladıktan sonra şişeleme yaparım sütü. Zaten iki kişiye herhalde süt gidecek. Diğerini tereyağı, peynir olarak ayıracağız. İşte böyle biriktiği zaman çalkalayacağız. Tahta yayık mı olur, normal yayık mı olur bakacağız, yapacağız işte siparişe göre. Tahta yayık tereyağı 3, 4, 5 kilo daha lazım bize. Yine bir atılımda bulunacağız artık. Birkaç gün sonra mı olur? Yarın olmaz. Yarın fındık kurdunu göndereceğiz, uğurlayacağız. Ne zaman olur bakalım. Neyse Can Bey gelsin bakalım. Onu da çekeceğiz. Evet, Can Bey geldi arkadaşlar. Merhaba Samet Bey. Merhabalar. Kahvemizi ama yaptık. Böyle olmuyor abi. Ya olur. Yok canım. Helali hoş olsun. Bahçemiz var, Allah şükürler olsun. Dedem zamanında etti. Dedemizin ruhuna. Gel bak. Gel. Süt buzağı gel. Can Bey diyor ki bir buzak daha getirdim size. Ben de bakıyorum. Vurdu kafasını. Kafanı mı vurdun? Ama bunu takla görsünler senin ne olduğunu. Kankanlara söylesin. Sen büyüyünce ne olacaksın? Hem o Hasan. Maşallah. Bizimkine sorardım aynı bu kadarken büyüyünce ne olacaksın da inek olacağım derdi. İnek bakacağım diyemedi. Ne olacağım büyüyünce? Söyle Samet amca. Kato. Ne? Kato. Katocu mu olacaksın? Katocu. Eyvallah. Benim hayallerim var. Ne olacağım büyüyünce? Katocu. Siz ne olmasın istersiniz? Samet şimdi. Adam olsun. Adam mı olsun? Adam olsun abi. Bir tane. Çocuklar ne istersen. Ne bir tane olur. Değil mi? Başka yok. Bir tane. Hmm. Bir tane daha belki olur. Altyapı da okuyanlar çok görüyoruz ya. Biraz aileden gelen bir şey de var yani. Bizde herkes okumuş ya. İşte aileden gelen bir şey var. Ya bizde de herkes okumuş. Hem de çok iyi yerlerdeler ama biz okumadık. Ben de okumadım. Ben sonradan okudum. Sonradan mı? Ben liseyi açık öğretimden okudum. Öyle mi? Liseyi açık öğretimden okudum. Bitirdim. Şu an üniversiteye eşim sayesinde. Hmm. 2 yıllık bir bölümü okudum. Sonra tabii üniversiteye girdik. Bir şeyler oldu orada. Sonuçta okudunuz. Bir şey çıktı. Yani sonra devletin bünyesine girdiniz. Girdik aynen. Ne güzel. Ama çocuk nereye yönelirse yani. Ben düşünüyorum futbol. Seneye futbola vereceğim onu. Hmm. Yani bazıları erken diyor ama bence alıp geç ya. Sadece çocuk 3-4 yaşında. Spor olarak da iyi bir şey. Yeteneği varsa da zaten. Yenge ne okudu? Bu arada Can Bey eşinle geldi. İşletme mezunu. İşletme. Yıllık. Çalışmıyor. Ya çalışmıyor. Hı-hı. Çalışmak istiyor da işte çocuktan dolayı. Evet. Nerede senin lan Hasan Ali? Buldu. Hasan Ali bu kimin mövsü? Bunun adı ne? Bu kimin mövsü? Senin mi? Bunun adı ne? İsmini söyle bakayım mı? Ne koymuştu ona isim? Düştü. Düştü mü? Düştü. Düştü bu değilmiş, bu mövmüş. Böyle yapalım da möv senden korksun. Evet, arkadaşlar Can Bey geldik teftiş yapıyor buzağlar ne durumda diye. Birisi mesaj atmış ona ki Samet buzağlara bakamıyor. O da dedi gidip canlı bir göreyim. Evet, öyle mi oldu? Evet, aynı şekilde oldu da ben Samet'e çok güvendiğim için geldim. Diğer buzakların nerede oğlum? Diğerleri bunları nerede? Tanımaz belki. Hocam siz orada çocuk alanınız var mı buzakları saklamak? Çocuk yok. Yani çocuk yakacağım mı? Aslında zor bir şey değil yani. Böyle bir kafes gibi yapsan. Bunu da soranlar var arkadaşlar. Can Bey satar mı diye. Üç bilezik karşılığı. Üç bilezik mi? Üç bilezik. Veririz ya, sorun değil. Samet ufakları verelim. Ne? İkiz bu arada onlar. Ya ben onu bilmiyordum bak. İkizleri ben. Bana da aldığım kişi ikiz olduklarını söyledi. Ben analarını falan görmedim ama belli zaten ya, çok belli var. Yok öyle dedim de ben dedim hani birbirlerine benziyorlar ya. Aşırı. Şu diğerleri ikizmiş arkadaşlar. Ben de şimdi öğrendim Can Bey'den. Yedirirken zorlanıyoruz bayağı yani. Şey çünkü çok benziyorlar da birbirlerine. Aynen aynen. Hasan Ali ne yapıyorsun sen oğlum? Yediriyor da. Senin diğer uzakların nerede? Hangileri orada senin biliyor musun? Tanıyor musun? Şurada mı? Diğer buzağları satabilirsiniz dedi Can Bey arkadaşlar. Diğer iki erkek buzağıyı, ikizleri almak isteyen varsa fiyat teklifi bulunabilirler, yapabilirler. Ama bunu satmayacak, bunu yetiştirecek herhalde. Yok canım ya. Yok bunu satmayalım sana. Biz aracıyız ya. Bu benim oğlumun olduğu için bunu satamam yani. He bu dursun. Emanet ne haber? Hasan Ali. Gel seni buzağın yanına koyayım mı? Gitmek ister misin buzağın yanına? Git hadi git buradan gel. Emer kulaklarını. Hadi gel gel. Uzat elini de elini aç. Al gel. Ha, tamam. Tamam ikisini verirsin. Bu şekilde bir tane daha buraya getirebiliriz. Bundan mı? Evet. O dişi mi diyorsun? Yok erkek. Olsun. Bizden yana problem yok. Ya bana çok geliyor da Samet artık utanmaya başladı. Samet arayıp Samet buzak geldi. Samet buzak geldi. Ya elimizden geleni yaparız. Allah razı olsun kardeşim, biliyorum. Nereye gideceksin? Oraya mı gideceksin? Ha? Bakın yani öyle bir hizmet veriyoruz abi, masaj bile yapıyor ona sabah akşam. Seviyoruz bunu ya şey olarak. Nereye gideceksin? Söyleniyor. Ama bir yerlere gidemezsin. Hadi. Hikmet abi aynı sizin bu şekilde yapacağım ama benim o büyük tosunum var ya, evet. Onun alanını daraltmam lazım bu sefer. Ya şeyin ahırın içinde yapacağım. Yani. Aynı yerde yapacağım, aynen. O büyük olmasına göre şöyle küçük de olsa en azından çocuk olması önemli yani. Çocuk olması. Bu zaten büyük ihtimal tek kalacağı için. Evet. Onları hadi sana... Gelişim açısından iyi, tabii ki ileride bağlayacaksın ama büyüme zamanı şey yapalım. Hadi git anneye git, geçsin sen oraya, hadi git. Tamam, Ayşe, Hasan al buraya. Aç, buraya da. Tamam, onlara da bakalım. Buraya da bakalım. Hadi git tamam, böyle bir bot mu vereceğim? Şu buzak, bu bundan daha iyi yok. Hangisi bu daha mı parçalı? Bu herhalde. Şu. Karıştırıyoruz abi. Şu daha bir şey, kalçalı, sırtlı. Evet. Bunların ikisini alıcılara açıktır Samet kardeşim. İstediğine verebilirsin yani. Tamam şey olursa, soran olursa. Çift olarak alabilirler. Çift alsın yani. Çift alsın, tek alsın. Bir daire karşılığı. Ama daire alacağım da çok borcum var. Şu an kirada mısınız? Yok şimdi kendi evim var. Babamla beraberim de. İyi de aynı. İki tane de almayı düşünüyorum ama çok fazla. Hayırlısından o da olur. 0.65'ten bakalım alabileceksin. Ne istiyorsun oğlum? Buraya mı gireceksin? Dışarı mı çıkacaksın? Gel kucağıma. Birazdan çıkarız. Hayvanlara bak, nölerine bak, gideceğiz zaten. Bak gördün mü senin nölerin? Bak biri bu bir o, gördün mü? Gördün mü nölerini? Bunların küpe kayıtları kim üzerinizde? Sizin üzerinizde? Yok benim de işte. Yani aldığınız yere. Evet 11.38 160 bin onlar ya. Ya diyecektim üstünüzü alsaydınız ama satacaksınız. Satacağım. Yok satacağım. Bak, uzun vadeli olsa tamam hani alırım. Onu şey yapacağım. Onu alın. Onu hatta küpe buldurmamız lazım. Üzerinizde hayvan kayıtları var ya. Var tabii. Bu harbi yiyor bunu Samet ya. Oğlum o yenmez. Yenmez bu. Tutturdu ki arkadaşlar mısır haşlanmış mısır zannediyor. Onu yenmez. Biz de inansın diye eline verdik yiyor. Yenmez paşam, bunu nasıl yiyorsun? Buradan buraya yiyorsun. Tamam, bu tam köy çocuğu olacak normalde bu. Normalde Samet ben toprak yerdim küçükken. Hayvanlarınız burada. Eğer beğenmediyseniz deyin Can Bey, çekinmeyin yani. Ya Samet, ona göre kendimizi düzeltin. Sana hiç yakıştıramadım. Böyle bir bırakma şekli yok kardeşim. Bu ne ya? Hayvanları verdiğimde 5 kiloydu. Olmuşlar 25 kilo. Nedir ya? Bir haftada bu kadar kilo aldırıyor mu hayvanları? Yok ya yani? Şimdi bunlar normalde yeme düşmesi lazım da düşüreceğiz onları inşallah. İşte Samet o da senin eksiktin. Ne yapalım? Onu halledeceğiz ya. Can Bey'i de uğurladık. Tahta yayık tereyağısını da aldı. Kahvemizi içtik, muhabbetimizi ettik. Az önce gittiler. Can Bey o sonradan getirmiş olduğu iki tosunu satmak istiyor. Eğer almayı düşünen arkadaşlar varsa Numaram biliyorsunuz. Instagram'dan yazabilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz. Bize ulaşabilirler. Almak isteyen varsa işte o tosunları alabilirler arkadaşlar. Zaten sütten çıkmak üzereler. 2 aylıklar. Belki daha yukarıdır. Küpelerine bakmak lazım. Can Bey'i getirdiğinde 2 aylık demişti onlara. Nereden baksan bir 10 gün falan da bende yani. Zaten 3 aylık oldu mu kesiliyor sütten. Eğer almayı düşünen arkadaşlar varsa bizleri arayabilirler. Diğer tosunu satmıyor. Onu soran oldu bana bayağı satar mı diye. Onu satmıyor. Hatta öyle bulursa bir tane daha almayı düşünüyormuş. Ama diğerlerini alabilirsiniz. Evet. Şimdi ne yapacağız? Kargo hazırlıkları var işte. Fazla da yok. 1-2 paket kargomuz var işte. Onları hazırlayacağız. Bugün kargoya vereceğiz. Dağıtılacak sütler var. Yine akşam onları dağıtacağız. İşte birkaç saat sonra akşam yedirmesi var. İnekleri yedireceğiz. Bugün kümese hiç girmedim. Bir kümese gidip bakmam lazım. Ne var ne yok. Hasta var mı diye. Biliyorsunuz en son bir tane ferik almıştım. Yoğun bakıma çiftlikte o. İyice kuyruğu düzeldiği zaman diğerlerinin yerine atacağım onu da. Tabii kontrolü elden bırakmıyoruz. Sürekli gidip bakmak lazım. Bugün bakamadım. Ama birazdan hep birlikte gider bakarız. Ne var ne yok diye. Varsa aksi bir durum hemen müdahale ederiz. Evet, hatta gidelim. Bakalım. Kontrol için kümese geldim. Bakın yukarıdan gelen feriklerimiz iyice kümese adapte olmaya başladılar ki pineğe bile çıkmışlar. Kız siz pinekliyor musunuz burada? Hı? Pinekliyor musunuz burada siz? Çok güzeller. Böyle keyifli görmek onları beni de mutlu ediyor arkadaşlar. Azıcık böyle küskün düşünen hasta görsem, sadece tavuklar için değil diğer hayvanlar için de geçerli. Benim de moralim bozuluyor yani. Ama güzeller, fena değiller. Bir tane şeyimiz var çiftlikte yoğun bakımda olan feriğimiz. Onu da iyileştirmez. Bunların yanına koyacağız. Hemen hindüklere de bakalım. Hindükler! Hindükler! Baba hindi bir bağır bakalım oğlum. Hadi gulu 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 gulu. Hadi gulu gulu gulu. Şşt, içeri. Allah'ım yarabbim. Hindiler de gayet sağlıklı. Keyifleri yerinde. Şunların da burunları uzanmaya başladı. Çok komik gözüküyorlar. Şuna bakın. Şunun burnuna bakın burnuna. Ey Allah'ım yarabbim. Ya siz de büyüyorsunuz ya. Aferin size. Büyüyün de çabuk. Sizi yiyelim. Yani bendeki de şey var ya arkadaşlar. Yani seviyor muyum, dövüyor muyum belli değil. Evet. Keyifleri yerinde. Bu tarafta aynı şekilde. Hayvanlarımız gayet güzel, sağlıklı. Şşt. Ya bak bak. Bak bak bak. Oo. Şişe. Bunlar içeri girdi. Durun ben bunları bir çıkarayım. Kümesten ayrıldım. Herhangi bir sorun göremedim. Çok şükür tavukların keyfi yerinde. Herhangi bir problemleri yok. Şimdi çiftliğe geldim. İneklerin yemlenme saatine tam 2 saat daha var. Onlar da biliyorlar yemlenme saatini. O yüzden hiç tepki vermiyorlar. Öyle yatmış geviş getiriyorlar. Saati gelince onları da yedireceğiz. Birazdan da satılık olan tosunların yanına gidelim. Bir inceleyelim. Bir bakalım nasıl tosunlar diye. Almak isteyen varsa videodan izler. 0531 080 60 70 telefon numarasından da bana ulaşabilirler. Evet. Hadi gidelim bakalım. Tosunlarımız burada. Bunlar ikizmiş arkadaşlar. Ben de Can Bey'den öğrendim yeni ikiz olduklarını. Aynı anneden olma. Hani öyle birbirine benziyorlar diye ikiz değil. Gerçekten orijinal ikiz buzağılar. İkisi de tosun olmuş maşallah. Bunu da yeni öğrendik. 2 aylarını geçkinler. İşte yeme ota düşürmeye çalışıyorum onları. Biliyorsunuz zaten videolardan. Yeme ota düştükleri zaman sütten kesmeye çalışacağız onları. Geviş de getiriyor. Şu an yatan güzel. Bir şey yemiş, geviş getiriyor. Ama kısa bir sürede de ota yeme düşerler. İlgilenen, almak isteyen arkadaşlar varsa işte alıp böyle bağına, bahçesine atabilir. Yaz, işte yaz başında otlatabilir. Yayla yağla gidip alıp gidebilir. Şşt, rahat bırak çocuğu. Gayet güzeller yani. Bizimkilere de bakalım ne zaman sütten keseriz. İşte tam tarihlerine bakayım. Kaç aylık oldular? Şu 3 aylık mı oldu artık? Marin. Bu da 2 aylık mı oldu? Bir bakacağız, edeceğiz. Onları da sütten kesmeye çalışacağız. Pişt. Ne diyorsun? Bu buzağımız satlık değil. Bunu Can Bey satmıyor. Bundan tosun yapacakmış. Öyle mi oğlum? Sen tosun mu olacaksın? He? Tosun. Onun da küpesi yok. Durumlar bu şekilde. Aha kalktı, gel bakalım. Gel bu tarafa doğru bir inceleyelim seni bakayım. Güzel yani, öyle yanık hayvanlar değil arkadaşlar. Anladığım kadarıyla söylüyorum. Güzel buzağlar. Mal olurlar yani. Çok da benziyorlar birbirlerine. Hakikaten öyle ya. Bütün renkleri, renkleri, her şeyleri aynı. Zaten ben numaralarından anlıyorum onları. 51, 52. O yüzden isim taktım onlara. Küpe numaralarından. Hani küpe numarası olmasa aynı birebir. Sırtındaki beyazlıklar, alnındaki beyazlıklar hep aynı. Gerçekten ikiz yani. Evet. Almak isteyen arkadaşlar bana ulaşabilirler. Hayvanlar burada. Biraz uyuşuk uyuşuk hareket ediyorum. Bilmiyorum, belki siz de fark etmişsinizdir. Bunun sebebi evet diyette olmamdır. Biliyorsunuz sürekli işte diyete başlıyorum, olmuyor. Yemekler görüyorum, pastalar görüyorum. Aman Allah'ım, bir türlü boğazıma dur diyemiyorum. Evet, bu bir gerçek. Ama artık yani kilom... Aman be kızım ya. Bu ne ya? Taramalı tüfek gibi tak tak tak. Şu anda pisliyordu. Ama artık kilom yani beni huzursuz etmeye başladı. Sağlığımı bozmaya başladı. Belki şey yapmıyorum, hani göstermiyorum kilom ama 85 kiloya çıkmışım ya. En son 80 kiloya çıktım diye çıldırdım. Nasıl 80 kilo olurum diye. Benim boyum 1.73, 1.74. Kilomun da 70 olması lazım bana göre. Bir türlü kilo veremedim yani. En son mide problemim vardı. Hani doğru düzgün yemek yiyemiyordum. Gerçekten çok ızdıraplı geçiyordu. Çünkü midemde reflü vardı. Doktor da sağ olsun ilaçları verdi bana. Ne reflü kaldı ne bir şey. Şimdi midemde huzursuz olmayınca daha çok yemeye başladım. 85 kiloyu gördük. Ama artık buna bir dur demenin zamanı geldi. Öyle... Ekmeği tamamıyla kestim. Hani çok fazla diyete de girmedim. Sadece ekmeği fazlasıyla hayatımdan çıkardım. Hiç yemiyorum. Ekmek olmayınca da yediğiniz bir şey tutmuyor sizi yani. Şu anda bir ekmeği yerim yani. Öyle geliyor bana. İçerisine doldururum. Domates, peynir, marul da koyarım. Çok güzel olurdu ama yok. Artık diyetteyiz. 2 günden beri diyetteyim. Sabah kahvaltısız ekmek yaptım. Ekmeksiz kahvaltı yaptım. Zeytin yedim işte onlar. Gün ortası da portakal yiyorum. Akşama da sadece çorba, işte sebze türü şeyler yemeye çalışıyorum. Bu şekilde zayıflayacağım Allah'ın izniyle. Yani eski videolarıma da bakıyorum. Zayıfım ve çok atiyim yani. Çok dirençliyim. Kilo... Şu anda ben 70 kilo olsam, şu anda 85 kiloyum. 15 kilo fazladan taşıyorum onu her yere yani. Düşünün, sırtınıza 15 kilo yük verdiler. Onu her yerde, uyurken bile sırtınızda diye düşünün. İnsanı rahatsız ediyor. Ama atlatacağız Allah'ın izniyle, değil mi kızım? Sizin öyle derdiniz yok ha. Öyle bir derdiniz yok. Yiyin için. Oh, hayat bunlara güzel. Baksana şuraya ya. Gayet güzel. Neyse arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Yorum yapmayı, beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Her ne kadar yorumlara cevap veremesem de yorumları okuyorum arkadaşlar. O yüzden yazdığınız her şeyi görüyorum ve ciddiye de alıyorum. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Hala kanalımıza abone değilseniz abone ol butonuna basarak bizlere destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.